savaştan kaçtılar. Burada yiğitlik yapıyorlar yani Türk milletine, Türk halkına. Onu göndermezlerse iki elim kim yakalarında. Vatan için doğuda askerlik yaparız. 4 tane oğlum var. Biz de Müslümanız elhamdülillah. Hani kabul ediyoruz da nereye kadar yani abi? Bakan Soylu'nun yaptığı son açıklamalarla beraber Suriyeli mülteciler bayramda ülkelerine gönderilmeyebilir. Biz de bu konuyu Laf Sokak'ta ekibi olarak halkımıza sorduk. Bakalım ne cevap almışız? Vallahi çok iyi olur. Yeter artık yani. Yani 5 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır burada yiyip içip yatıp geziyorlar yani. Bıktırdılar, usandırdılar yani. Yani başka ne diyeyim yani? Yeter ya. Bakan Soylu'nun bu kararını doğru biliyorsunuz. Doğru, yani. Çok doğru söylüyor. Çok doğru. Geç bilene kalındı yani. Şimdi çoktan göndermeler lazımdı yani. Yeter yani başka ülkelere gitsinler ya. Türkiye şey değil yani otel değil, han değil yani bu. Bıktırdılar, usandırdılar. Ben burada oturmuyorum, ben Ankara'da oturuyorum. Vallahi benim fikrimi soruyorsan bir an evvel hem hiç dönmemek üzere gitsinler arkadaş. Nişler var herkes yerinde, memleketinde sağ olsun. Başımıza burada bela. Geliyorlar mülteciler yani buradaki insanlara bazen rahatsız verebiliyorlar yani onlar gidebilir ama yani böyle hakikat böyle ülkesinden kaçan mağdur olup da burada çalışıp kendi halinde olanlar kalabilir yani bence. Ki arkadaşımın daha önce dediği gibi yani ülkeye bazen katkıları da olabiliyor zararları da olabiliyor. Yani şimdilik ben genelleme yapmayacağım ama iyi olan kalsın kötü olan gitsin bence yani. Benim şu engelli çocuğumun ayakkabısını çalıyor bir şey çalıyor. Vıdı 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 onda bu göstermiyor. Mail mail bakıyor. Benimkiler eşek gibi çalışıyor. 3 kuruşa bunlar yan üstü yatıyor. Aylık yiyor. Haram olsun. Zerizikim olsun. Bunlar ne işi var burada? Bak millet hep sokakta geziyor. Aç. İş vermiyorlar. Emekliye iş vermiyorlar. Ne yapacağım millet nerede? Gitsinler abi. Ne iş var burada? Geç etelim. Biz oraya gitmiş olsak onlar bize bakmazlar. Bakmazlar. Geri gelebilir de gönder ki bizim burada garibanlarımız yok mu? Aha huzur bozuyor. Eskişehir bağlarında bozdu. Gönderecek dedi. İstemiyor abi gitsin. Vatandaşlık da vermesinler. İstemiyor abi gitsinler. Onlar ucuza çalıştığı için fabrikalarda bizim kendi adamlarımız iş bulamıyorlar. Tamam mı? Bir de gurbetlik demiyorlar. Geleceğimiz ne olacak demiyorlar. Her sene bir bebe doğuruyorlar. Kesinlikle istemiyoruz. Gitsinler. Gitsinler, gitsinler. Bütün yabancılar gitsin. Bizim kendi adamlarımız bize yeter. Abi Müslümanlar ama hani biz de Müslümanız elhamdülillah. Hani kabul ediyoruz da nereye kadar yani abi? Her yere girmişler, iş yok, güç yok. Vallahi bedavadan çalışıyorlar abi, işimize engel oluyorlar ya. Diyorum Allah yardımcılar olsun, inşallah giderler. Daha bir şey demiyorum abi. Yani kendi ülkemizde kendi haklarımızdan mahrum kalıyoruz. Yani onlar bizim yani şartlarımıza göre bizden daha iyi yaşıyorlar. Ben şahsen kendi görüşüme göre öğrenci olarak gitmelerini istiyorum. Ya onlar ne diyorsa biz de onların arkasındayız yani bu kadar. Başka bir şey demek istemiyorum. Abi geçsin bıktık. İşsizlikten güçsüzlükten bıktık. Suriyeliler her şeyini alıyor. Her kafasını alıyorlar. Bizler her vatan için doğuda askerlik yaparız. 4 tane oğlum var. Erdoğan Efendi de diyor ki Cumhurbaşkanımız biz şeyiz. Türküz, onlar bir sahur edeceğiz diyor. Bir gün geçiyor, hayır diyor. Şimdi Bahçeli de herhalde azıcık yani şey yaptı. Olmadısın deyin. İnşallah olmaz. Şimdi benim vatandaşım bu işsiz güçsüz. Bizden geçti de niye geçsin de başkaları geçsin. Vallahi Suriyelileri hiç istemediğimiz gibi görmek de istemiyor. Burada bulunduklarını da istemiyor. Süleyman Soylu göndermek istiyorsa baş tacı. Göndermek istemiyorsa zaten yalan söylemenin bir anlamı yok. Millet bu konuda muzdarip yani. Hiç kimse de istemiyor. Hiç kimse de sevmiyor bu insanlar. Burada da aynı mafya gibi dolanıyorlar. Elinde tespih, yiğit olmuş. Milletin hakkını yiyip böyle geziyorlar. Helal yiyor gibi. İstemiyoruz kesinlikle.